Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bizlere özellikle elektromanyetikte soru çözümlerinde temel oluşturacak olan iki denklemden ve bunlardan da en çok kullanacağımız olan Laplace denkleminin nasıl çıkarıldığını göstermek istiyorum. Öncelikle burada bizim için önemli olan iki tane temel denklem. Bir tanesi önceki videolarımızda da çokça elimizde eğer potansiyel varsa ondan elektrik alana geçtiğimiz potansiyel elektrik alan arasındaki ilişkiyi veren bu denklemimiz ve bir tanesi de Maxwell'in Gauss'la ilgili olan ve yüke bağlı olan üçüncü de diyebileceğimiz yani üçüncü Maxwell denklemi de olarak da adlandırabileceğimiz divergence D yani elektrik yük yoğunluğunun eee türevlenmesi sonucu ortaya çıkan Yük yoğunluğu denkleme olan Maxwell Gauss Ekvasyonuna e, bu denklemleri çıkartmaya çalışacağım size. Şimdi öncelikle şöyle yapıyoruz. E, buradaki D'nin şurada eşitini yazalım. Biliyorsunuz ki epsilon E'ye eşit. E, displacement Vektör olarak da e, bunu Anlatmıştık daha önce hatırlarsanız önceki e, ilk başlardaki videolarımızda. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunun e, şurada yerine yazıyorum öncelikle. Şöyle olur mu? Divergence epsilon e rho v. Olur di diyorsunuz diye umut ediyorum. Sonrasında şöyle yapıyoruz. Şimdi burada dikkat edersek eğer elektrik alanının oluştuğunu görüyorum. Elektrik alanında aynı şekilde buna eşit işte olduğunu biliyorum. Bunu getirip şurada bir yerine yaz, yazdığım takdirde şurayı alıp şuradaki elektrik alan yerine yazarsam şu hale gelir mi? Size soruyorum. Ee, şöyle yazalım. Şu hepsi, şunu yazdım. Şimdi şunu yazıyorum. Ve elektrik alan yerine de şunu yazıyorum. Ve buradan gelen eşitliğin ne olduğunu görüyorum. Rho ve olduğunu görüyorum. Şimdi biz de şunu belirtmek istiyorum. Benim ortamım her zaman homojen olduğunu Yani bu dersi İngilizce olarak alanlar varsa da şöyle yazalım. Homogeneous ortam diye dediğimiz homojen ortam olduğu takdirde şuradaki epsilonumuz bizim herhangi bir constanttır. Constant olduğu için benim burada e, epsilonum dışarı alabilirim ve burada türevin türevinden dolayı Laplasiyen dediğimiz operatör şeklinde şu şekilde epsilon del kare ...fi. şu eksiyi de unutmuyoruz. Şuraya koyuyorum rho ve şeklinde oluşur. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var. Laplasiyen biliyorsunuz ikinci ben bunları anlatmıştım daha öncesi. Laplace yndel kare u böyle yazdım. Şu eksiği şuraya aldım, sağ tarafa aldım şu şekilde. Epsilon'u da paydaya attım şu şekilde. Şöyle bir denklem oluştu. İşte burada benim eğer ortamımda yükler de bulunuyorsa bu denklemin adına biz Poisson yani Poisson denklemi diyoruz. pozisyon denklemi eğer ki ortamda elektrik şey yazalım şurayı istiyorsanız ortamda yük varsa yük zaten burada yükten kastımız yük yoğunluğu adı üstünde yük varsa eşitliğin sağ tarafında yük korunacak eğer ortamda yoksa ortamda yük yoksa yani artık kaynaktan uzaklaştığımızda yüke bağımlılığımız yoksa da buradaki denklemimiz otomatikman yükü sıfırlarsak eğer sıfıra dönüşecektir ki biz en çok Laplaceyen dediğimiz bu Laplace denklemini kullanacağız arkadaşlar. Yani biz ağırlıklı olarak ilerleyen konularımızda bunun üzerinden işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.